فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. Evet, sure üflendiğinde artık aralarında nesep bağı kaldırılır. فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Tabi bu o duruma mı özgüdür? Sonrasında bu nesep bağı tekrar hatırlanır mı? Öyle anlaşılıyor ki o kayıt orada önemli. Yani فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ. O يَوْمَئِذٍ, o gün için veya o gün değil. Ama sonra eğer bu kimsenin yani hükümler verildikten, mesela cennete girildikten, eğer iyi kimselerdense o zaman iyilerin, iyi akrabalarının da kendisiyle birlikte cennete girebildiğini görüyoruz. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ. Dolayısıyla sen benim dünyadayken işte anamdın, sen benim dünyadayken kardeşimdin. Böyle dünyanın bir hatırası olarak kalabilir. Ama orada bireyler her biri bağımsız, müstakil bireylerdir. Artık orada böyle yaşlısı, genci vesaire yoktur. Herkes birbiriyle arkadaş ve akran durumdadır. Bu yeni yaratılışın başlangıcı. Hepsi beraber cennete giriyorlar ve dünyadan kalma o hatıranın da üzerlerinde herhangi bir olumsuz baskısı, yani bu bunun, o onun babası. Artık yani onun yanında öyle davranmak zorunda kalıyorlar. Dünyadan kalma kayıtlar veya falanca ile arasında ufak bir husumet var. Dolayısıyla onu görmemeye çalışıyor. Bunların hepsi silinmiş belli ki. Arkadaşlar, gençler. Bir gün dedem dedi ki, kimden duymuş bilmiyorum. Yani ruhlar aleminde hep biridik. İşte buraya Cenab-ı Hak bizi sıralı gönderince o onun atası oldu, o onun dayısı oldu, o onun anası oldu. Bu ta o zaman hoşuma gitmişti, bir bakış açısı. Yani buraya gelirken hafif ötelenerek gelince birbirimizin işte sıralı oluyoruz. Babası oluyor, dedesi oluyor. Yoksa orada Allah Azze ve Celle'nin وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ yarattığında belli ki hep beraber yaratılmışlar ve bunun bir kıdem oluşturması veya nesep ilgisi, bunlar hepsi buracıkta kazanılmış arızi gözüküyor. Yani özde olan şeyler değil. Cenab-ı Hakk'ın burada arkadaş kılması, eş kılması, dolayısıyla sonradan olan şeylerin de ortadan kalkacağı düşünülebilir. Biliyorsunuz vaktiyle bir kere dillendirmiştim, belki cinsiyet bile bunlardan birisidir. Yani belki dünyada içinde bulunduğumuz cinsiyet dahi buraya has bir şey olabilir. Ruhsal boyutumuzda bunun bir karşılığı olmayabilir. Orada Cenab-ı Hakk'ın yarattığı yeni bir cinsiyette cennet halkının hepsi aynı da olabilir, bilmiyoruz. Veya o da yani oradaki zevklerin ve neşenin bir parçası olarak kişilerin artık tercihine mi dersiniz bırakılmış olabilir. Yani dünyadaki kayıtlarımızı oraya kadar götürdüğümüzde bunların hangisinin gerçekten orada aynen dünyadaki gibi kayıtlı kalacağını bilemeyiz. Burası sınırlı ve sorumlu olarak yaşadığımız imtihan aralığı. Buradaki her bu koşulların ve kısıtların orada olmasını hep düşünürken dünyadan edindiğimiz alışkanlıkları öte tarafa taşımış gibi oluyoruz. Orası yepyeni bir inşada. وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ. Dolayısıyla yepyeni bir inşada ve bilmediğiniz, dediği Cenab-ı Hakk'ın bir inşadaki durum. Bunlar için sadece ayetlerde var olan şeylerden emin olabiliriz. Ayetlerde olmayan şeylerle ilgili buradakini oraya uzatmak çok da isabetli olmayabilir. Hocam affedersin, bir ayet hatırlatabilir miyim? Buyurun. Ya Rabbi, önceki hayatımda ben kör değildim. Niçin beni kör olarak haşrettin? Bundan sonra cevap veriyor Allah-u Teala, sen dünya hayatındayken ayetlerine karşı kördün. Yani orada bir kör olarak haşredilmesi, bu ayeti nasıl yorumluyor? Demek ki görmek dediğimiz şey, yani dünyada olan görmek, öte tarafta da bir karşılığı var ki bu kişi göremediği için Cenab-ı Hakk'a sesleniyor. Ya قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي اَعْمَى. Beni niçin âmâ haşrettin? Şimdi haşr, bir de
bu ayetlerdeki bu kayıtları da dikkat etmeli. Çünkü Cenab-ı Hak şu günü, şu günü, şu günü diye verdiği bazı bilgilerin hep yanına bir gün adı koyuyor. Dolayısıyla biz bazen bu bilgilerin hepsinin ahiret dediğimiz sınır ötesinde hep aynı olduğunu da zannedebiliyoruz. Olmayabilir. Yani haşr zamanı başka olabilir. Bilmem ne günü, şu günü, fasıl günü. Kur'an'da bunların adlarıyla farklı farklı zikrediliyor. Dolayısıyla bu aşamalarda da verilen bilgilerin bu aşamalara özgü olma ihtimali de var. Şimdi bu haşredilen kimse haşredildiğinde demiş ki قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَن۪ي اَعْمَى Beni niçin âmâ haşrettin? وَقَدْ كُنْتُ بَص۪يرًا Ben görür bir kimseydim. Cenab-ı Hak dedi ki قَالَ كَذَٰلِكَ اَتَتْكَ اَيَاتُنَا Sana bizim ayetlerimiz gelmişti de yine böyle. فَنَس۪يتَهَا Sen onları unutmuştun. وَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى Bugün de aynı şekilde unutulacaksın. Yani sen ayetlerimize dikkat kesilmedin, bakmadın, görmedin. Biz de senin şimdi görme şeyini kaldırdık. Zaten kör davranmıştın, al sana körlük. Sen unuttun bizim çağrımızı. Biz de senin bugün artık çağrını, benim gözlerimi geri verin diye beklentini, çağrını unutacağız. Unutulanlardan olacaksın. Şimdi bunun üzerine de konuşabiliriz. Haşra özgü olabilir, yani göz vardı. Hayır, haşır olması insanın öteki cennette de insanlar dediğim gibi benzer bir anatomide olacaklar için bir şey de görebiliriz. Yani bu sonraki yaratılışında yine insan anatomisiyle aynı olduğu ama ham maddesi farklı olabilir, bilmiyoruz. Allah Azze ve Celle'nin sadece verdiklerinin izini sürebiliriz. Gerçeğin kendisini sonraki hayatta ya cehennem tarafında, mesela cehennem tarafında Cenab-ı Hak derilerinden söz ediyor. كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ Derileri kavruldukça, o zaman anlıyoruz ki cehennemdekiler derileri var ve derileri kavruldukça yeniden yenileniyor derileri, azabı tatsınlar diye. Yine bunların kafaları var, yüzleri var ve ateş gördükçe ateş yüzlerini yalıyor. تَلْفَحَ وُجُوهَهُمُ النَّارِ Bu da bir azap çeşidi. Aynı dönercinin dönerindeki gibi. تَلْفَحَ وُجُوهَهُمُ النَّارِ Yüzlerini ateş yalamakta. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Onlar orada sırıtmakta diyor Cenab-ı Hak. Yani onlar orada sırıtık. Anlaşıldığı kadarıyla ateş yani yalaması, yani ateşin tesirle yakıcılığı bir azap çeşidi ve yüze doğru uygulanıyor. Ve bu tabii yüzü ne yapar? Kavlatır. Kavladıkça kurur, kuruduğu zaman çekilir şeyler, dudaklar. O zaman dişler çıkar ortaya. Cenab-ı Hak وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Onlar orada sırıtıktır. Uzaktan bakınca adam sırıtıyor zannedersin. Halbuki yüzünü ateş yalayıp durmakta ve bunun azabını çekiyor. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın haber verdiği her birinden emin olabiliriz. Ama haber vermedikleriyle alakalı ise oradaki gerçek durum nasıl olacak? Bir de cennetliklerle cehennemliklerin de aynı olması düşüncemiz de ne kadar doğru? O da doğru olmayabilir. Yani cennetliklere şöyle bir inşa verilecek ve azabı çekebilmeleri için, azabı tadabilmeleri için daha fazla acıyı yaşamaları, kalıcı bir şekilde yaşamaları için yaratılmış olacaklar. Öte tarafa gelince cennettekiler de bunlar zevk, lezzet, neşe yaşasınlar diye yorgunlukları alınmış. Hocam cennettekilere de sabah ondan sonra meyveleri sunulduğunda evet. Bunlar daha önce tattıklarımızdan dünya hayatında diyorlar. Onlarda da öyle bir dünya hayatının evet. Devamı var gibi yani. Yani dünya hayatında demiyorlar. هَذَا الَّذ۪ي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ Bu önceden yediğimiz evet. Diyorlar. Onlara deniyor ki اُتُوا بِهِ مُتَشَابِهَا Yani bu benzettiniz siz sadece. Önceden yediğiniz bir şey değil. Dolayısıyla öyle de anlayabiliriz. Dünya hayatında yedikleri bir şeye benzetip ya biz bunu zaten dünyadan biliyoruz
demiş de olabilirler. Ama ayette bir süreklilik ifadesi var. Kullemâ ruziku minha. Dolayısıyla bunu dünyadaki yediklerinden ziyade orada daha önce tattıkları bir şeye benzetince dediler, "Aa, bunu ben yedim." diyecek, denecek ki ona, "Sen bunu ye, bu sadece benzetiyorsun, bu farklı." Burada yani cennette size daha önce yedirilmiş bir şey ikinci kez sunulmaz. Burası dünya değil. Dolayısıyla Allah onları öyle bir şımartmış ki eğer daha önce yediği bir şeye benzetirse böyle söylüyor. Ama onlara deniyor ki ve utu bihi muteşabiha. Yanılıyorsunuz, benzetiyorsunuz. Böyle bir şey yok. Peki bir sonraki ders devam edelim. اَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظ۪يمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا لَا تُؤَخِذْنَا اِنْ نَس۪ينَا وَاخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى وَبَرَكَاتُهُ